Ula! Bu deli uşak ne yapıyor orada? Dişli takıldı reis. Tahir kaptan, ona bakayım. Ula kaptansın sen, kaptan! Ne işin var krenin tepesine uşağa? İn oradan aşağı! Şunu halledeyim, ineceğim reis. Sanırsın diş kapıyı yağlay. Ula uşağım, ağabeyim seni oraya görürse hep oğuz yolcunun tepesine asar. İn oradan aşağı! Deli uşak ya! Ne? Patladın mı? Ula ben şimdi seni bir patlatırım. Ha abi. Kum çekiyorduk. Dişli takıldı da. Buyur, ne istedin? Ula sen yine mi çıktın o kreinin tepesine? Ben demedim mi sana çıkmayacaksın diye? Eşek mi anır ya burada? Ben canım. Tamam inerim. Sen niye aradın? Niye mi aradın? Oğlum İstanbul'a gitmeyecek miyiz? Lan bırak o gemiyi, gel buraya. Tamam. Tamam, geliyorum, tamam. İstanbul'dan dönelim, sana şöyle akıllı uslu bir gelin alacağım Tahir. Hayda, yine mi gelin? He, yine gelin. Aklıma koydum, Cemil'in kızı Mercan'ı alacağım. Çok da onun gelini olur. Onun gibi kaynanasın, asi kocasın, bir olmaz. Ana, adamın damarını attırma. Gelini de unut. Yok, unutmam. Döner dönmez isteyeceğim Mercan'ı. Ana, kızın aklına girme. Ben vakti gelince bulacağım kendi gelinimi. Sağ kalsın sen, kendi gibi delisini bulursun. Ben bulacağım. Şöyle gelin kaynana toprağındandır dedirten cinsten. Yok. Huyu çok da bana benzemesin. Mercan iyidir. Ağzı var, dili yok. Ana, bin da bin. Haydi. Allah Allah. Şu, şu. Sırıtmayın la. %10 iskonto daha yapalım Mustafa Bey. Şu sözleşmeyi imzalamadan bir bakalım bütçeye, olur mu? Hiç bakmayalım Vedat Bey. Çok geniş bir alandan kum çıkarıyoruz. Dört gemi bunun için gece gündüz çalışıyor. Daha yeni bir tane gemi aldık da. İhale için büyük meblağ para ödeyeceğiz. Bu fiyat son. Ama daha kumlarınızı elekten çıkmadan alıyoruz Mustafa Bey. Bu sefer de... Bu fiyat son dedim Vedat Bey'e. Tahir Bey, siz de abiniz kadar sabit fikirli misiniz? Orasını bilmem. Ama abimin sözü üstüne söz söylemem. Sizin köyde küçük kardeşlerin söz hakkı yok mu? Köyün çobanı ben, sahibi abim. Söz onun. Çoban ne işe yarıyor acaba, merak ettim. Köye giren çakalları ortadan kaldırıyor. Hayırdır Kalili? Çok mu beğendin evi? Yok, aksine beğenmediğim bir şey var. Neymiş o? Karının bileğindeki izler. Sana ne benim karımın bileğindeki izler? Tahir Bey lütfen. Biz daha yeni çok kötü bir olay yaşadık. Hırsız. Geçenlerde biz evde yokken hırsız girmiş eve. Nefesle tek başına mücadele etmiş hırsızla. Hak verirsiniz, biz de hala bu olayın etkisindeyiz. Lütfen. Tahir! Şişirmezse doktor gerek. Yoksa kangren olursun. Gelemeyiz. Bizim birazdan gitmemiz gerekiyor. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gidiyorum. Gitmiyorsun. O elinin iyileştiğini göreceğim. Ondan sonra gideceksin. (Gülüyor)
Anne, iyileştin mi? İyileşmedim de. Belki de inadım yüzünden hiç iyileşmem de. Belki kangren olurum da. Çünkü beynim kangren olmuş de. Doğru konuş. Şimdi sormayacağım ama... Sonra uğrar bir çayını içerim Osman Hocam. Çok sağ ol. Senin kanın deli akar Tahir. Dikkat et, o delilin mazlumun canını yakmasın. Yakmaz hocam, yakmaz. Benim kanım benden başkasını yakmaz. Ya sen benim oğlumu nereye götürüyorsun? Davut dayı sağlamdır, merak etme. Bu uşak senin ifadeni alacak. Ondan gönderdi. İfade falan yok. Oğlumu alalım, gidelim artık biz. Anlat. Anlatacak bir şey yok. O heriften kaçıyorsun. Evini terk ediyorsun. Gecenin bir yarısı gizlice arabama biniyorsun. Anlatacak bir şey var. Anlat. Yok dediysem yok. Bakın çok teşekkür ederim. Parmağıma baktırdınız. Bana yardım ettiniz. Kahvaltı ısmarladınız. Şimdi bizi otogara bırakın, biz gidelim artık. Yarın sabah eline baktıracağız, ondan sonra gideceksin. Şimdi benim sorularıma cevap vereceksin. Otur. Vermezsem? Vermezsen? Ne yaparsın? Ağzıma mı çakarsın? Sağ gözümü de sen mi morartırsın? Belki kalan parmaklarımı da sen kırarsın ha? Ya sen beni neyle korkutuyorsun ya? Hangi yaşamada mı şeyle tehdit ediyorsun beni? Vedat'tan daha kötü ne yapabilirsin sen bana? Yavaş gel. Bizde kadına el kalkmaz. Tamam. Sizin kadınlarınız adına çok sevindim. Şimdi müsaadenizle. Hangi parayla gideceksin? Hı? Kart da yok. 5 para sussun. Bugün tatil. Yarın sana yeni bir hesap açacağız. İçine de biraz para koyacağız. Elinde iyiyse ondan sonra gidersin. Neden? Ne neden? Niye bu kadar iyilik yapıyorsun? Bana bak kızım. Biz Karadenizliyiz. Ocağımıza düşeni koruruz. Bir daha böyle salak salak sorular sorma, yoksa... Sakın beni tehdit etme. Ben tehdit etmem. Şimdi düş peşime. Emredersin. Ha bak, ona ne derim işte. Çabuk söyle bunların burada ne işi var? Sen elin garısıyla ne iş ediyorsun? Abi dediklerine dikkat et. Lan neye dikkat edeyim, neye? Adamın garısı senin yanından çıktı. Dün adamın evinde misafirdik, bugün garısıyla çocuğu burada. Ulan sen ne halt ediyorsun? Abi, kadın dayak yemiş, herif parmaklarını kırmış. Adam garısını dövdü, sen de yemedin içmedin kadını kaçırdın öyle mi? Ulan ne ara kaçırdın kadını? Ya onu ben kaçırmadım. Kadın kendi binmiş pikabın arkasına. Dövdüğüne emin olsaydım kaçırırdım ama. İyi halt ederdin. Adamın garısı sahne sahne. Adamın derdi sağ mı düştü? Yeter! Yeter, ben gidiyorum. Ya dur! Dur durduğun yerde. Bir de sen başlama. Bu kadını hemen gönderiyorsun. Hemen! Adamla ticaret yapıyoruz. Herif tek hareketiyle bizi siler. Ne ticaretimiz kalır ne de şerefimiz. Ne oldu? Bırakalım herif karısını gebersin. Biz de burada şerefli şerefli paralarımızı sayarız. La bak, artistlik yapma! Mustafa! Ne? Gel sana bir şey diyeceğim. Asiye lan! Bırakamam acil. Gel, Mustafa'm gel. Asiye! Ya yeter be, yeter! Koca deyip durma iş oldu mu? Ben onun karısı falan değilim. Nesisin? Ne demek nesisin? Karısı değilim dedin. Nesisin o zaman? Seni ilgilendirmez. Metresi misin? Seni öldürürüm ben! Yengem pazarda yok. Bak biraz düşünmek istiyorum, tamam mı? Lütfen soru falan sorma. Sordun mu? Sessiz sessiz oturuyorum burada. Sen de biraz susarsan. Sizin mi? Aha. Kundan geliyor. Abim Vedat'la ticaret yapıyoruz. Bizi silerse ticaret biter dedi. Yani duyarsa sen hiç. Hayda. Karadeniz'e karşı oturmuşsun. Karşında güneş batacak. Ticaret ne dedi? Sil şu şerefsizi aklından. Ya acık kız hayali kur. Kız hayali mi be?
Ne bileyim, çiçek, böcek, her şey çok güzel olacak. Ben mi bileceğim kıza yani? Anamı susturdu. Vallahi tam eltim olacak kız. Yenge. Sağ ne oldu? Ben Murat ya da Fatih için demiştim. Bırak. Bırak ne olur çocuğumu alıp gideyim. Bırakmam. Sen mi esir edeceksin beni? Vedat'tan kurtuldum, bir de sen mi çıktın başıma? Beni o kansızla karıştırma. O zaman sen de zorbalık yapma. Şimdi... oğlunun yanına yatacaksın ve uslu uslu uyuyacaksın. Yarın sabah eline baktıracağız, bitecek. Dediklerimi yaparsan yarın seni otobüse bindiririm, gidersin. Yok yapmazsan zorbalık neymiş görürsün. Ve unutma, ben tehdit etmem, yaparım. Tahir dur! Abi bırak, abi! Dur dedim. Cesedimi çiğnemeden gidemezsin Tahir. Ana çekil. Mustafa yapmayın. Murat götür yengeni eve. Adam öldürecek kadını. Murat bırak. Bir o benim yüzünden oğlumdan olamam ben. Ana yeter. Ana yeter ulan. Gidemez. Abi atma. Adamlar silahlı ulan. Ben seni onların eline bırakır mıyım sandın? O silahlı adamlar bir kadının peşinde abi. Abi dur. Çekil lan. Adam kendi kocasının peşinde. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Ha? Sana ne? Gözümü koydun lan kadına. Gözümü koydun lan kadına. Kadına gözümü koydun lan. Yeter lan. Yeter. İnsanlığınızdan oldular sizin. O şerefsiz öldürecek kadına. Gebersin. Tahir dur. Tahir dur. Nefes. Yiğit. İyi misiniz? Oğlanın ırz düşmanı. İndir o silahını Vedat. Karımı ve oğlumu kaçırdın Tahir. Senin canını almadan inmeyecek bu silah. Ver onları bana! Niye? Bu kızı bir daha dövesin diye mi? Hayır. Sana ne lan benim karımdan? İster döverim, ister severim. Senin gibi şerefsizim biri bir kadının hayatını karartacak. Adamım diyen adam da buna sessiz kalacak, he mi? Yok öyle dünya Vedat Sayar. Tamam. Tamam, bir şey yapmayacağız. Nefes. Gel. Gel. İyi dedim. Ben de inandım. İster inan, ister inanma küçük kareli ne yazar? Bir orduya karşı tek adam. İki adam. Yanlış hesap ikizim. Üç adam. Dört diyelim. Haydi Vedat. Al karını çocuğunu, bas git. Ben verirsem alır. Gel ula, gel de al. Abinin sözünü dinle. Bir delilik etme. Ben hep delilik ederim. Ula kes sesini. Herifler seni gebertecek. Yani...
Çaresiz bir kadınla çocuğunu bu şerefsize teslim edeceğim. Canım kurtulacak, he mi? Yarın ben öyle kurtulan hayatı. Hayır. Abin doğru söylüyor. Öldürecek seni. Sen sus. Sizi bu herife vermiyorum. Sen bana güveniyor musun? Güveniyorum. O zaman şansına küs. Nefes al ve atla. Abim bu ne? Ne varmış elimizde? Uşağım nerede ıslandınız sabahıyla? Kolay kız, karından meraklı çıktın ha. Bir içeriye buyur et, bir kuru bir şeyler ver, bir ısınalım da. Tamam, Nurhan koş battaniyeye götür. Donmuş bunlar, koş. Ne bir de Tahir abi? Sen, ben, annem. Biz üçümüz acayip yenilmez bir takımız. O zaman gel bakalım kaptan. Ben kaptan mıyım? Tabii ya. Sen bizim takımın kaptanısın. Nuray yenge, o Keşan'ı da ver, Keşan'ı da. İşte şimdi tam Karadeniz gelini oldun. Bir gören olur. Vedat'ın adamları köşe bıçak bizi arıyorlar. Selamünaleyküm Mercan. Aleykümselam. Hayırdır? Sen geldin kapımıza. Sen hayırdır? Ha, ben şey için geldim. Ne için? Nazar için. Ne? Sana o ne mi? Seni Tahir'e alsak diyorum Mevcan. Ne dersin? Babam bilir sahneyi teyze. Yani dün Saniye yenge bize şey için geldiydi. Sen de nazar için deyince. Ne diyorsun Mercan? Anlamıyorum da. Bana hemşire lazım, hemşire. Nazar evde mi? Evdeyse gelsin bir baksın. Ha, hemşire lazım. He. Ben de sandım ki. O zaman çağırayım ben nazarı. Bir zahmet. Lanam inşallah bu kızın hakkında bir şey sokmamıştır. Hayırdır Tahir abi, kızın biri yangaz Murat'ın kafasını mı kırdı? He nazar, ağlay evde niye nazar kırmadı diye. Ağlamasın da kırarım ben. Hadi hazırlan gel, işim düştü sana. Abin gerçekten çok haklı. Sen bize yardım edemezsin, bunu bir anla artık. Benim tek anladığım abim bize yardım etmez. Ya sen ne kalın kafalı bir adamsın ya. Rivriv edeceğine yiğit yiğidir. Uşağın karnı aç. Osman hocam çorbalığın var mı? Nefes çorba pişirecek. Çay da edecek. Babam para için her şey yapabilecek. Kızını 3 kuruşa satabilecek bir adamdı. İlk o gece dayak yedim. Yatağına girmeyi reddedince o kadar çok dövdü ki kendimden geçmişim.
gece bana tecavüz ederken ben acıdan bayılmışım. Bayıldım da orada değilsindir. Sen sahilde çıplak ayakla koşarsın. Sılıncakta gökyüzüne uçarsın. Asla orada karanlık yatakta olmazsın. Asla orada olmaz. Tamam dur. Umudumuz. Dur tamam yeter. O orada olmadığını fark edince daha çok delirir. O zaman ben her şeyini isterim, ama vermezsin, daha çok delirir. Durmaz. Dur dur dur. Dur. Durmaz. Durmaz. Dur, dur, durmaz. Dur. Durmaz. Dur. Durmaz. Dur. Durmaz. Dur. Durmaz. Nefes. Nefes. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim Nefes. Özür dilerim. Daha önce gelmediymiş. Uy nenem. Nasıl olduk? Düşüp bir yerini kırmaya mı niyetim var? Anne ya düşmem ben. Tahir abim beni tutar. Senin derdin ne ya? Derdim yok benim. Oğlumun yaralanmasını istemiyorum o kadar. Ya ne yapıyorsun bırak? Hemen eve gidiyorsun. Ellerini yıkıyorsun. Tamam mı? Hadi yemek hazır. Yiğit. Şimdi derdin ne söyle bakalım. Derdim falan yok benim. Kızım sana derdin ne dediysem sen de cevap vereceksin. Vereyim o zaman. Derdim sensin. Senin varlığın. Oğlum seni acayip güçlü takımın içine ekledi. Sana denizden gelen kaplan diyor. Sen varsın diye geceleri rahat uyuyor. Anlıyor musun? Derdim sensin. Allah Allah, bunlar bana dert değil, daha çok çare gibi geldi. Yakında oğlumun hayatından çıkacaksın. Çıkarken de çareyi beraberinde götüreceksin. Trabzon kaplanı Trabzon'da kalacak. Geyikli küçük kurt kim bilir hangi vahşi ormana kaçacak. Küçük kurt geceleri aya bakıp denizden gelen kaplanı özleyecek. Anlamıyor musun be adam? Bak Tahir. Oğlumdan uzak dur. Seni sevmesine izin verme. Mevzu sadece Yiğit mi sence Nefes? Emin misin? Ne zannettin be? Saçma saçma konuşma. Ya ya ya. Şa şa şa. Tahir abi çok yaşa. Ya ya ya. Aferin Tahir, aferin. Böyle devam et, tamam mı? Çok güzel şeyler öğretiyorsun çocuğa. Tamam da, tamam. İyiydim. Aslanım, bu demin yaptığımız acayip kötü bir şeydi, tamam mı? Cız, yuh artık bize. Bir daha yapmak yok. Tahir, biz az önce seninle ne konuştuk? Ne konuştuk? Desene bir daha. Kapı açıktı, ben de. Sorun değil. Ben de ortalığı toparlıyordum. Ya ne gerek var? Elin zaten iyileşmedi daha. Ben de ağ alacaktım. Ne saklıyorsun sen? Hiçbir şey. Göster. Tahir, ne alacaksın? Ağ mı alacaksın? Ne alacaksan? Sana elini göster. Küfretme. Yürü, 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 yürü. Hastaneye gidiyoruz. Ya,
Hayır, yeni başladık ya. Ya kızım elinin haline baksana. Daha da morarırsa kangren olur dedi Nazar. Mosmor olmuş. Kesecekler elini. Başlayacağım şimdi senin adına ha. Ben de senin adına başlayacağım. Ben bunca yolu, bu kadar işkenceyi... Vedat beni hastanede kıskıvrak yakalasın diye çekmedim. Nefes, gidiyoruz. Tamam Tahir, tamam. Gidelim ama bir şartla. Gece sabaha karşı gideceğiz hastaneye. Tenhada. Hastaneden sonra da bizi bir otobüse koyacaksın, yollayacaksın. Elinin iyi olduğunu görmeden bırakmam. O zaman hastaneyi unut. Tamam da tamam. Benden de tamam. Bizi salacaksın, gideceğiz. Tamam dedik, sağır mısın? Haydi hazırlan. Dereden balıkları tutup doğru bakkala gidiyoruz. Bakkala mı? Yiğit'in hiç gitmediği bakkala. Tahir. Riv riv yok. Bir kere de sus da. Haydi hazırlan. Bağırma kulağımın dibinde. Ben bağırıyorum, sen bağırıyorsun. Hala bağırıyor, hala bağırıyor. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben de onu soruyorum. En son hatırladığım... ben Vedat'ı vurmaya gidiyordum. Sen de benim kafama bir şeyle vurdun. Güğümle. Güğümle. Güğüm yüzünden mi sabaha kadar baygın uyudun burada? Yok. Sabaha kadarki kısmı uyku ilacı halletti. Sen daha kendine gelmeden verdik. Ha, güğüm yetmedi, bir de uyku ilacı içirdim. Bir tane de değil, iki tane. İki tane içirdin. Ya Tahir, hemen celallenme. Ne yapayım, başka çare bırakmadın. Ben sana Vedat'a gitme dedim. Sen de söz dinlemedin. Çünkü sen çok söz dinliyorsun Nefes. Elin o halde sabaha sabah etmek çok akıllıca bir fikirdi, değil mi? Aferin sana. Hadi kalk, hastaneye gidiyoruz. Haydi. Ya ben gündüz gözüyle hastaneye falan gitmiyorum. Vedat'ın adamları oradadır. Yemişim Vedat'ın adamlarını. O elin bir saat daha öyle beklemez. Haydi. Tahir, gitmiyorum. Var mısın iddiaya? Varım, gitmiyorum. Ya Tahir, ne yapıyorsun? Tahir, bırak. Tahir, bıraksana. Tamam, tamam. Gideceğim, tamam. Ya bırakıyorum. Gidelim ben, tamam. Tahir, Osman Hoca görecek. Ha, bak ona doğru dedin. Osman Hoca görürse ağzımı... Tahir! Tahir, ya bu neyin inadı ya? Daha kaç can yanacak bizim yüzümüzden? Allah aşkına anla artık. Bak bizi Vedat'a... Sakın o cümleni bitirme. Başka çaren yok. Abini kurtarman lazım. Bırak Vedat'a gideyim. Bırakmıyorum. Duydun mu? Bırakmıyorum. Neden? Abim Vedat'ın elinde. Abim senin kanından, canından. Oysa ben senin hiçbir şeyim. Adamlarına yakalanacağız. Sonra abin de beni değiştiremeyeceksin. Zaten değişmeyeceğim. Sıkıntı yok. Ya
Adam sen beni anlamıyor musun? Umut da yok. Nefes, sana Karadeniz hakkında bir şey diyeyim mi? De gülüm de. Bir o eksik de onu da de. Karadeniz'in umudu bitince inadı başlar. Haydi, haydi. Uy, haydi, haydi. Uy, haydi, haydi. Uy, haydi, haydi. Ha, bu arada bağ gülüm deme. Uy yapay. Uy, haydi, haydi. Uy, haydi, haydi, haydi vira. Haydi, haydi, haydi vira. Abi. Kusura bakma. Ya? İyi polis. Kötü polis mi oynuyorsunuz? Yok. Kötü polis ve daha kötü polis oynuyoruz. Sen bu erkek halinde böyle bağırıyorsun ya. O kız yazdırsız dayandı. Sahibine ses çıkaramadın mı lan hiç? Vedat o kızı kırbaçlarken sen ne yapıyordun? Susuyor muydun? Ama konuşacağım. De bakalım. Abim nerede? Kızmaz mı? Kızsa da Esma sallamaz. Yalnız. Yalnız. Madem bu kadar kolaydı bunca senedir, 8 senedir sen neden şikayet etmedin? Vedat, eğer şikayet edersen beni öldüreceğini söyledi. Ben ölürsem Yiğit ortada kalır. Onlara kalır diye korktum. Şimdi ne değişti? Şimdi sen bizim için canı hiçe saydın Tahir. O yüzden bana bir şey olursa denizden gelen kaplanın oğluma bakacağını biliyorum. Ah, başladın saçmalama yine. Sana bir şey olmayacak. Ve oğluna sen ikimiz... Yani sen oğluna bakarken ben sizi koruyacağım. Akıl koymadın adamda ha. Evet Tahir, sende kafa falan kalmadı. Alçı çıkar çıkmaz biz gideceğiz. Bak. Tamam ula, anladık, anladık. Vedat'a vermem. Vermeyeceğiz zaten. Kadınla çocuk Gürcistan üstünden Rusya'ya kaçacak. Sen de... Ben de. Vedat'la ticari ilişkimiz kesildiğinden daha devrenli ortak olmamız şart. Mercan'la evleneceksin. Yok, düğün oldu. Ümidim tükendi, bitiyor. Tamam, evleneceğim. Ardına bakmadan gidiyor. Ben şimdi Yiğit'i gemiye götüreceğim. Siz hazırlanın. Akşam gideriz daha devrenlere. Uy! Söylediler yandım, kül yaşlarım bunlar. Anlamadım. Ağlıyordun yani. Özgürüm diye. Kızım adamın tepesini attırma da kalk şuradan. Kış günü üşütecek. Gel sağ ol, bir şeyler verin. Rusya'da daha da özgür olursun artık. Belki birkaç sevgili daha yaparsın. İçine oturacaksa götür ver beni Vedat'a. Yok, vermem. Sen birini daha bulacaksın.
O da seni Vedat'tan kurtarmaya kalkacak, canından olacak. Yok. Daha fazla yurdum erkeğini o psikopata kurban et. Sen beni korumak için mi öldürecektin o Vedat'ı? Tahir bırak. Sana bir soru sordum Nefes. Evet. Seni korumak için vuracaktım. Tamam mı? Bırak. Sana ne lan? Sana ne? Sana mı kaldı beni korumak? Sen o adamı öldürüp hapse girince oğluna kim bakacaktı, düşündün mü hiç? Düşündüm, bırak. Düşündün tabii. Tahir oğlumu da korur dedin değil mi? Seni koruduğum gibi. Bu saniyenin uşak Tahir değil mi? Yanındaki kim? Sözlü bir adamım ben. Gördün mü? Kimsenin oğluna bakacak durumum yok benim artık. Hayatta kal ve kendi oğluna kendin bak. Bana güvenip saçma sapan işlere bulaşma bir daha. Ben çok büyük bir hata yapmışım. Onu öldürmeye kalkmakla değil, sana güvenmekle. Aynen. Bana güvenme. Ben insanlık vazifemi yaptım, o kadar. Ben senin uğruna ölüp giden güvenlikçi sevgilinle benzemem. Sakın bir daha onun adını ağzına alma. Benim tabanca nasıl girdi senin beline, de bakayım. Nefes almış. Vedat'ı vurmaya gitmiş karakola. Efes'le Yiğit'in pasaportları için biyometrik fotoğraf lazımmış. Yarın gidin de çektir. Olur. Hayır. Koçu. Bak. Bak Mercan iyi kızdır. Seni mutlu eder ha? Hapse tıktığı kocası var. Ya da mezara koyduğu sevgilisi. Ha koç. Tuttu sözünü. Beni Rusya'ya kaçırman karşılığında gitti, sözlendi. O benim abimle aramdaki mevzu. Seni hiç alakadar etmez. Sen de üstüne düşeni yap. Sözünü tut. Vedat'tan uzakta çocuğunla yeni bir hayat kurmanı garanti edeyim. Sadece Rusya'ya kaçıp yeni bir hayat kurmanı sağlamam. Üstüne 50 bin dolar da para ver. Benim paraya ihtiyacım yok. Kendi hayatımı kendim kurarım ben. Nah kurarsın. Abi, sen bir in aşağı, ben geliyorum. Tamam koçum. Öğleden sonra gelip sizi alacağım. Pasaport için fotoğraf çekilmeye gideceğiz. Oradan da vekalet alıp Esma'ya gideceğiz. O parayı da alacaksın. Konuşma. Paranı, pasaportunu al, çık git hayatımdan. Defol! Defol! Asılsana ulan!
herkes alacak sizi. Gürcistan'a kimlikle geçiliyor. Orada Niko diye bir adamla buluşacaksınız. Pasaportlar onda. Rusya'ya o götürecek sizi. Gözüm aydın. Oturuyorsun. Sen bana laf mı sokuyorsunuz? Ne laf sokacağım ben? Herkesin hayatı yoluna giriyor işte. Yakında düğün de yaparsın. Sayende zavallı güvenlikçinin akıbetini paylaşmadığım için düğün de yaparım dernekte. Sana ne? Sana onunla alakalı konuşma dedim. Sen benim düğünüm hakkında konuşuyorsun ama ben senin merhum sevgilin hakkında konuşamıyorum, öyle mi? Nerede buldun kızım sen bu bolluğu? Senden kurtulacağım saati iple çekiyorum Deli Tahir. Abi, hayırdır? Aranızdan taka geçecek. Ulan sana ne? Hayırdır? Niye uzağa oturdu bu? Bırak uzakta otursun. Uzaktan iyi bir insana benziyor. Uzaktan iyi. Yakından nasılmış Nefes Hanım? Uzaktan kusursuz, yakından lüzumsuz. Bana bak Nefes. Efendiliğimi bozdurma, seni de bozarım. Çok korktum. Bence kork. Yakıp yıktırma sonra bana. Yangın görseler akılları gider, sorsalar hepsi ateş. Nefes, sen kurtla kuzunun hikayesini bilir misin? Bilmiyorum Tahir, neymiş? Hani kuzu sataşmış sataşmış. Sonra ne olmuş? Kurt kuyruğunu kıstırıp kaçmış mı? Ya dayılığın kime? Bir nefeslik canın var, üflesem uçacaksın. Anca üflersin zaten, normaldir. Senin bu nefesi çekmeye ciğerin yetmez. La hava olsan bir nefes çekenin anasını avradın. Bir durun ula. Nefes yenge. Kuş olup uçacaksın yarın. Bir barışın da. Yalnız doğru der. Yarın özgür bir kuş gibi uçacaksın. Bu neyin yarası Nefes? Neyin yarası söyleyeyim mi Tahir? O kuşları kalbime sen soktun. Şimdi yüreğimi parçalayarak çıkarıyorsun. İşte bunun yarası. Devirenlerin araba değil mi bu? Ha kendisi. Sözün seni bekleyin yengem. Ya onun ne işi var burada? İnsan sözlüsü gelince öyle mi der? Doğru demez değil mi? Dur ben bir gidip hoş geldin diyeyim. İyi hadi aslan. Hadi buyur. Hoppa. İşlerin nasıl? Ne? Şey, işlerin nasıl diye sordum ama... İyi işte Mercan. Kepçe daldırıp kum çıkarıyoruz. Anladım. Sen nasılsın? İyiyim ben. İşte çeyiz falan yapıyoruz. Bu aceleniz ne? Annem dedi, düğüne yakın sıkışmayız dedi. Herkesin hayatı yoluna giriyor işte. Yakında düğün de yaparsın. Ne düğünmüş arkadaş? Herkese dert oldu. Yanlış anladın. Bana dert olduğu yok. Aksine ben çok mutluyum. Neye mutlusun Mercan? Benim gibi deli adamın tekiyle bir ömür tüketeceğine mi? Ya kızım sende hiç mi akıl yok? Sen deli değilsin ki. Ya ne demezsin? Sessiz, sakin, pırlanta gibi adamım değil mi? Tahir. Eğer düğünü istemiyorsan... Bak Mercan iyi kızdır. Sen ne mutlu eder ha? Hamza tık tık kocası var. Ne de mezara koydun senin kızı. İstemesen burada olmazdım Mercan. Ben bir söz verdiysem tutarım. Ne oluyor aslanım? Ben sensiz gitmemmiş şey falan.
Yiğit. Sen gelmiyorsun biliyorum. Annem dedi. Sadece ikimiz macera yaşayacağız dedi. Ben sensin gitmem. Ulan senin o rivrivci anan ne bilsin? Bensiz macera mı olur? Yani birlikte mi gideceğiz? Sen, ben, annem. Bir anlaşma yaparsak belki. Yaşasın. Anlaşma ne? Anlaşma... Ben yanında olmadığım zaman anan sana emanet. Bebek gibi ağlamak da yok. Sen olmadığın zaman mı? Biliyorsun benim burada gemim var. Kaptansız gemi yürür mü hiç? Yürümez mi? Yürümez. E o zaman anlaşma ne? Anlaşma... Sınıra kadar sizinle geleceğim. Beraber yol macerası. Nasıl plan? Sevmedim. Çok uslu dursam, hiç ağlamasam ama hiç. O zaman da Rusya'ya gelmez misin? Senede bir. Senede bir. Tamam, anlaştık. Birleşmiyorlar mı hiç? O zaman Ali ile Nino'nun heykelini neden yapmışlar? Klasik sebep. Mutsuz sonla biten aşk hikayesi. Sen hikayelerini biliyor musun? Asyalı Ali ile Avrupalı Nino birbirlerine deli gibi sevdalılarmış. Adam doğu, kadın batı. Ayrı dünyalar. Bir de Ali çok fırtınalı bir adammış. Hırçınmış. Kavgadan, savaştan kendini sakınmazmış. Bana seni anımsattı. Sonra? İşte aileler çok kavga etmiş. Bir sürü düşmanlık. Ama Ali ile Nino vazgeçmemişler. Sonunda evlenmişler. Kavuşmuşlar yani birbirlerine. Savaş başlamış. Hiçbir kavgadan kaçınmayan Ali... ...vatanını esaretten korumak için savaşa katılmış. Nino beklemiş, beklemiş. Ali öldü deme sakın. Dedik ya... ...mutlu sonuna bitseydi heykelini dikmezlerdi. Ali ölmüş yani. Nerede lan bunlar? Biz de seni vuracak tenha bir yer arıyorduk. Kendi ayağınla geldi. Bunlar lazım uşağım. İdris. Ben şu arabayı Trabzon'da gördüm. Trabzon'un yarısı Batum'a geliyor. Uşağım görmüş olman normal yani. Efendim abi. Alo. Tayin ettiniz. Nefesle Yiğit geçtiler. Biz de şimdi arabaları alıp geçiyoruz. Tamam koçum, tamam. Allah'a emanet. İdris, gel şu arabaya bir bakalım. Tahir, amma şüpheci çıktın da. Trabzon'da gördün. Yani? Ya senin arabanın arkasında gördüm. Belki Vedat'ın adamlarının, belki takip etti. İyi dedin onu. Kes etrafı. Abimin arabasını az kaçırmadım küçükken.
açarsın. Ondan sonra düz kontak. Vın. Vay yana seni. İkizleri bilirdik de başlangıç Tahir'miş bilmezdik. Ben hiçbir şey anlamadım da. Bu arabayı da mı düz kontak kaçıracağız? Niye açtık da? Silahları saklamışlardır. Yanlarını almazlar aranacak diye. Aklın yolu bir. Ben olsam ben de buraya koyarım. Sök iğnesini. Merminin kıçına vuran iğneyi mekanizmadan çıkarınca patlamayı bu Meret. İnin arabadan. Rusya'ya geçer geçmez de ara ya da mesaj at. Sağ salim geçtiğinizi bileyim. Siz geçene kadar buradayım. Trabzon'a dönmüyorum. Tamam mı? Niye bekliyorsun ki? Dön memleketine. Ya Nefes bir şeye de itiraz etme de. Burada kalacağım dedim. Bitti. Hakkını helal et Deli Tahir. Helal olsun. Sen de helal et. Benim sende bir hakkım yok ama. Helal olsun. Nefes. Bugün Ali ile Nina'nın orada bir şeyler saçmaladın ya. Çok bozuldun değil mi? Geçmişte bir sevgilim olduğunu öğrendim. Bu da seni yedi bitirdi. Ne oldu Tahir? Mazim kirli diye kurtarman gereken bir prenses değil miyim artık? Ama Vedat aynı Vedat. Zulüm aynı zulüm. Zalim aynı zalim. Mesele mazlumda mı? Kurtarılmaya değmiyor muyum artık? Yeterince masum bir mazlum değil miyim? Saçmaladım. Evet, saçmaladım. Hani yeterince masum değil miyim filan. Mazlumun günahı aranmaz. Onu her türlü korursun. Bu bir. İki. İki. Bu biri dedin ya, iki. İki. Eğer kalbini kırdıysam... Sen benden özür dilemeye mi çalışıyorsun? Affet kızım da. Ya yani mecbur değilsin ama... Sen yine de affet. Ancak bu kadar yakışır. Bizim için çok şey yaptın. Affedecek hiçbir şey yok. Senin için hep dua edeceğim. Her şey için teşekkür ederim. Uşan, Nolida. Bana Niko'yu bul. Hayır, ne oldu da? Vedat,
Nefesi vurdu. Nasıl? Bana Niko'yu bul. İyi, tamam. Hapale. Aşkım ne oluyor? Bu kim? Niko'nun bir şey misin yoksa? Hayır Uşağım, sakin be. Hayır. O benim bu limandaki yengen olur da. Bana hemen o şerefsizin adresini buluyorsunuz. Tamam. Marika, Niko'nun adresini bilir misin? İzin alayım, götürürüm size. Hayır. Uşağım anlasana ne oldu? Vedat nerede vurdu nefesi? Öldü mü? Yabancı bir memlekette ölürken kendini yalnız hissetmiş midir acaba? Yiğidim! Ay ışığında uluyan kurdum! Ay'a bak! Ben Ay'a bakıyorum! Seni kurtaracağım! Oh,
Richard. Kaç kaza. Her round'a. Dayatka. Ne diyor? Kadına vuracağını bilmiymiş. Ulagansız. Öldürdü lan kızı. Moklokali. Moklokali. Nereye götürdü onları? Yiğit'in nereye götürdü söyle lan. Neredeler? Neredeler söyle. Şadat. İnkılamayın. Aç. Abi dur. Yerlerini bileymiş. Adam öldürmesen iyi olur. En azından şimdilik işimizi halledene kadar. Azıcık hayatta olması lazım sanki. Eğer Yiğit'i bulamazsam, eğer nefese ulaşamazsam, yemin olsun, Vedat'ın kanının yanına senin kanını akıtırım. Anladın mı? Anlamay. Anlamay. Bundan anlarsın o zaman. Haydi Mira, haydi haydi, haydi Mira. Haydi haydi, haydi Mira. Haydi haydi. Necip, size bizi rahat bırakın dedim. Biraz rahatsızlık vereceğiz, kusura kalma. Tanıştığımız gece İstanbul'da. Yukarıda ne oldu? Seninle fingirdeştiğimizi iddia etti.
fikir demek. Ne? Ulan yüzüme bile bakmadın. Bir dakika, bir dakika. Yoksa senin parmaklarının bu yüzden. Benim yüzümden mi? Bu bir elini tuttu. Hayır. Sakin ol. Sen kendini suçlama. O kendi manyaklığına. Hay ben kafama. Ama ben bilseydim, sana morluklarını sormasaydım. Hayır, tamam. Bak geçti artık, iyileşiyor. Nefes, çok özür dilerim. Sen bu aralar fazla mı özür diliyorsun? Şşş. Aramızda kimseye söylemek yok. Aramızda. Gel. Hayır, bırak. Cevap ver dedim, cevap vereceksin. Ha? Ödüğümüz bir süredir aramızda yoktu. Tekrar aramıza katıldı, hoş geldin. Neden yalan söyledin Nefes? Neden sevgilim dedin, neden? Ben demedim. Eşan size o korumanın sevgilim olduğunu söyledi. Ben sana sordum. Sen de evet doğru dedin, inkar etmedin. Neden? Çünkü söyleseydim sen beni bırakmazdın. Vedat da seni öldürmeden rahat etmezdi. Hakikaten mi? Sevgilim olduğunu zannettiğinde delirmedin mi? Yalan mı? Sevgilin olduğunu sandım da ne oldu? Seni öldü zannederken peşinden gelmedim. O şerefsizin eline mi bıraktım seni? Yok, bırakmadım. O yüzden şimdi sana gerçekleri söylüyorum. Alan seni Vedat'tan korumadı. Beni korumaktan vazgeçmedin. Ama benim tek derdim seni korumaktı. Koruma lan, koruma. Sana göz koyduğum için seni koruduğumu düşünüyorsan sen de beni koruma. Bana göz koyduğun için koruduğunu düşünmedim. Diyorsun. Ya bak Nefes, gerçeğini bildiğin bir şeyin yalanını dinlemek beni ayar eder. Hele yalancılar hepten ayar eder. Ne yalancısı be? Tamam kızdın, kafan attı. Ama bir kendine gel be. Şükür benim en azından kafam bozuk. Ama sen benim kanımın bozuk olduğunu sandın. Öyle zannetmedim. Sana göz koyduğum için seni koruduğumu sandın. Tamam yanlış yaptım. Özür dilerim. Amacın ne, kendini mi keseyim? Saçma sapan konuşma be. Şunu o çok şüpheci kafana sok ama. Benim kitabımda sana sığınanı korursun. Bunun o mazlumla ne hissettiğinle alakası da yoktur. Sana inananı yarı yolda bırakmazsın. Karşılıkta beklemezsin. Anladın mı? Anlattım. Şimdi Yiğit gelsin. O kadar çok istiyorsan çeker gidersin. Vedat yolu kesmiş. Abimi vurup Yiğit'i almış. Yaralı mı? İyi abim, iyi. Sen iyi misin? Mustafa abiye Yiğit'i getirdiği için öldü. Belki de hayatımda ilk defa iyi bir şey yapmıştı. Polisi aramamız lazım. Cesedi. Önce Yiğit'e gidelim. İhbar edelim ama polisi beklemeyelim. Şimdi karakola gidip ifade vermemiz lazım. Geç kalırız. Yiğit'i bana vermez ama yine de gidelim. Yiğit'i alacağız. Bir yolunu bulup geri alacağız Yiğit'i, tamam mı? Pes etmek yok. Yok. Asla. Pes etseydim yıllar önce ederdim. Asla pes etmem. İşte bu be. İşte bu. Beni Vedat'a götür. Yine ve yine bana gelmen ne güzel karıcığım. Gürcistan'da geçirdiğimiz o güzel balayını sen de unutamadın değil mi? Peki tamam. Buna katil olmayacağım diyorum. İlla gebert beni diyorsun. İndir o silahı. Çıkabilirsin. Tahir Bey katil olmayacak. Özellikle de Yiğit ortalarda yokken. Değil mi Tahir? Oğlum. Nerede? Müsaade edersen karımın sorusunu cevaplayacağım da. O senin karın değil. Mezara kadar karım. Kadınım. Bir kadına kadınım diyebilmek için önce kendine soracaksın adam mıyım diye. Sonra ona soracaksın.
Rızan var mı? Kadınım olur musun diye. De haydi, ne diyeceksin? Hayırdır, sen de sıranı savlar gibisin. Evvela bak, bu işi kanuna sirayet ettireceksin. Polis arasın Sabiye. Yarın öbürsü gün sağda solda duyulur, tabancasını kapan ne kadar uşak varsa o Vedat şerefsizinin peşine düşer. Sonra da ya mahpus ya mezar olur. Vebali de sana biner. Diyelim ki hiçbir şey olmadı. Bu işin sonu eninde sonunda sana dokunur. Ya sözlü adamsın. Dağ devrenlerin damadısın ama kocalı çocuklu kadının peşine düşmüşsün. La abin olacak bu adam senin canını yakmadı mı? Başkomiserim, bence sen emekli ol. Anamın altın gününe yazıl, yakışır. Ya sus ulan, sus. Burası Trabzon. Buradan çıkış yok. Haydi da. Yemezler seni. Tamam, anam az ısırabilir. Az. Az çok. Asiye yengem nasıl baş ediyor kaynanasıyla? Sen de baş edersin. O hamur var sende. Bunlardan bir tane de bana düşer mi? Af buyur. Silahları diyorum, silahları. Oğlumu aramaya silahsız mı geleceğim? Ha, geleceksin yani. Hadi canım, hadi. Evet canım, evet. Oğlumu arayacağım ben. Çık hadi, çık. Çıkmıyorum. Kızım bak, ben kendim çıkaracağım. Sonra hödük diye rivriv edeceksin ha. Hadi. Sen beni bir çıkartmaya kalk da bak bakalım rivriv mi ediyorum, ne yapıyorum. Oğlumu aramaya geleceğim ben. Kızım sen delirdin mi? Delirdim. En sonunda delirttiniz beni ya. Senden daha deliyim şimdi, oldu mu? Aman he. En deli Tahir. Tahir ne yapıyorsun? Tahir bırak. Tahir bırak diyorum bak, vururum. Yemin ederim vururum seni. Tahir bırak diyorum. Bırak, vur. Bırak. Bırak, yemin ederim vururum bak. Kusura bakma hocam. Estağfurullah Tahir. Şey, ben çok özür dilerim. Estağfurullah kızım. Bu deli Tahir oğlumu tek başına arayamaz. Ya asıl sen o elle bilmediğin dağlara gidemezsin. Ben bu elimle bilmediğim Karadeniz'e gelmişim. Gürcistan'da bilmediğim memlekette Vedat'la başa çıkmışım. Tek başıma. Sonrasında sen geldin ama... sen gelene kadar yalnızım. Ah, tamam. Ben geldim, artık yalnız değilsin. Tamam mı? Haydi. Şimdi gir içeri, boyunun ölçüsünü görelim. Haydi. Abi. Eline bakayım şunu. Ne bu? 155 polis imdat kaydı. Alo, 155 mi? Ben kaçır... Pardon memur bey. Silah atılıyor sandık da korktu çocuklar da. Çata patmış, kusura bakmayın. Şerefsiz Necip. Baştaki akıllı bıdık da yiğit. Hadi gözümüz aydın. Hüseyin, şüphen doğru çıktı. Allah Allah. Yerlerini tespit etmeye çalışın koçum. Allah Allah. Dikkat edin ha, duyulmasın. Siyah siyah. Allah'ın delisi. Thank you.
olabilir? Ne hoş sürpriz. Ya, değil mi? Ben de aynen öyle düşündüm. Dedim ki bizim yangazlara, ta İstanbul'dan geldiler. Bir hoş geldin diyemedik dedim. Hoş geldin deyin oğlum Eşen ablanıza. Hoş geldin Oğuz. Kusura bakmayın. Elim kolum dolu. Sağlamayın. Harika. Harika. Güzel show oldu. Hadi ne söyleyeceksen söyle de gidin. İşim gücüm var. Peki. Bize Yiğit'in yerini söyle. Ah be Tahir. Her şeyi burnuna sokuyorsun. Huyum kurusun. Haydi şimdi bizi uğraştırma da söyle. Yiğit nerede? Gerçekten bunu söyleyeceğimi düşünüyorum. Namaz. Bence gayet olurum. Bence de olur ya. İddiaya bile girerim. Size söyleyecek bir şeyim yok. Hadi gidin. Giderken de bu adamları denize atın. Ya bir Allah'ın kulu çıksın da beni uğraştırmasın. Ne yapıyorsunuz? Elektrik tasarrufu. Dedik ki kapatalım da israf olmasın. Saçmalamayın. Koskoca jeneratörü yayla evine taştım. Valla bence de saçma. Haydi. Son kez soruyorum Eşan Hanım. Yiğit nerede? Koca kurt, o oynanan benim. Seliksirden o, hemen büyüdüm. Bu iksiri nereye assak ki? Getirdin alet çantasını. Yiğidim. Ben gece yine aya bakıp oladım bir sürü. Duydun mu sen? Duymam mı ya? Aha dedim bizim kurt iş peşinde. Hiç korkmadım ben. Ağlamadım da. İşte bizim Yiğit. Ama şimdi ağlamam geldi azıcık. Ağla o zaman koçum. Ben varken ağlamak serbest ya. Kimseye söylemem, korkma. Ağlarken söyleyeyim mi ikinize de? Mercan, lafı döndürmeyeceğim. Sözü sen mi attın? Konuş benimle Mercan. Başını sallama. Bu yüzüğü parmağından kim çıkardı? Babam. Bu
yüzüğü takarken sana sormadım. Belli ki baban da çıkartırken sormamış. Zaten kimse bana pek bir şey sormuyor. Ama ben şimdi soruyorum. Bu yüzüğü çıkartmamı istiyor musun? Sen... Nefesi seviyor musun? Bu yüzüğü çıkartmamı istiyor musun, istemiyor musun? Söz verdin diye mi soruyorsun bana? Diyelim ki öyle. Söz verdim diye. Bir gün beni sevme ihtimalin var mı? Yüzüğü çıkartmamı istiyor musun, istemiyor musun? Çıkartmanı istemiyorum. Bunu takmam için benim biraz düşünmem lazım. Düşüneceksin mi? Babana mı soracaksın? Ben düşüneceğim. Eğer takmaya karar verirsen o yüzüğü parmağından kimse çıkaramayacak. Eğer çıkacaksa da bu senin kararın olacak. Anladın mı? Anladım. Peki senin yüzün, o da orada kalacak mı? Onu da yalnız sen çıkartacaksın. Anladım. Gel sen gel. Gel sana yakışanı koyacağım ben. Serum takacağım. Bu da ben şu an. Sen içeri. Defol! Defol buradan, defol! Nefes. Karıcığım. Yanlış yapıyorsun. Ben Yiğit'i alıp... Zorla kapattığın kız nereden senin karın oluyor ha? Ha? Ödük! Burada ne sana verilecek kız var ne de uşağı. Yürü git! Ula uşak, sende hiç akıl yok mu? Hazır Mercan yüzüğü çıkarmış. Sen ne demeye gittin geri Verdun? Yapacak bir şey yok. Sözümüz söz. Ben ayrılamam. Ulan memleketler ayrılıyor. Sen niye ayrılamayacakmışsın? Yengem, kıza ümit verdim, ümit. Ben o gece o eve gittim mi? O yüzüğü taktım mı? O fışkıyı yedim mi? Bitmiştir. La havle ve la kuvvete uşak. Niye o fışkıyı yedin hepimiz biliriz. Kız başkasını sevmiş sandın, delilendin. Çünkü... Nefese sevdalandın. Yenge sallama. Benim nefese sevdalandığım falan yok. Tahir. Bari kendine yalan deme be yenge. Yenge etme. Ben etmesem. Sen kendine kıyacaksın be paşam. Sevdalısın nefese. Gel yapma. Yakma ikinizi de. Ya yengem sevdalansam ne olacak?
Kendi kendime yanıp tutuşmaktan başka ne olacak? Dokunamam, koklayamam, saçını okşayamam, elini tutamam. Niye? Sevdanın karşısında ne durmuş be yengem? Yengem bilmezmiş gibi konuşma. Bizim bu topraklarda bekar bir uşak. Çocuklu bir kadını almaya kalktı mı ne olur? Ben erkeğim, dayanırım. Ama nefes... Çok çektirirler ona be yenge. Bu zamana kadar çektikleri yetmedi mi? Karadeniz pusli dul, bulutlarla yaslı dul. Denizin çocukları hem masi hem mavi dul. Denizin çocukları hem masi hem mavi dul. Ayrıldım sevdiğim den. Otur da derdime yan. Ayrıldım sevdiğimden. Otur da derdime yan. Sen nasıl bir kadınsın? Hiç mi gururun yok senin? Bu evde ister misin? İstemediğimi biliyorum. Yiğit hasta olduğu için oğlunu zorla getirdi bu eve. Sen de zorla sözü bozdun. Ama bu eve gelin olamayacaksın. Boşa heves etme. Tahir'in sözü bozuldu mu? Bozulmadı. Tahir dün Mercan'a gitti. Yüzüğü geri verdi. Benim o çocuklu Yosma'yla işim yok dedim. Anladın mı? Ne? Ona artık bir yeter de yeter. Ne oldu? Hayırdır da? Ne oluyor ya? Bu gari bu evden gidecek. Yoksa bu evi ateşe veririm. Anladınız mı? Ev yerinde kalsın ana. Ben nefesi götürürüm. Nefes. Git Yiğit al gidiyoruz. Sen bir yere gitmiyorsun. O gari gidecek. Ana. Yeter da! Yeter! Nefes, git Yiğit'i al dedim. Babama mı gidiyoruz? Hayır. Asya abla, bize bir taksi çağırır mısın? Biz otogara... Sakın şu cümleni tamamlama. Bıktım artık da. Git Yiğit'i al Nefes. Yenge yardım et Nefes'e. Edeyim de. Zaten bundan sonra Yiğit nerede? Ben orada. Asya. Af kırma Mustafa. Ben bu kızı bir yandan o şerefsizden korurken öbür yandan bu evde işkence çektiremem. Sana da laf anlatamadım. O yüzden istediğin olsun ana. Anladım. Ben de anladım. Bu işler bana göre değilmiş. Büyük konuşma deli Tahir. Bir gün biri sana bu sözlerini yedirir.
Kim bilir? Belki de. Ama onun da söz vermeye hali yok. Olmasın da zaten. İyi olsun. Gözümün önünde olsun yeter. Hayır mı? Deli Tahir. Ben nereden bileyim? Bir halt bildiğim yok. Yok, kimsenin bir halt bildiği yok oğlum. Hayır mı şer mi Allah bilir. O kızın gördüğü kabuslar hayır olur mu hocam? Yiğit Serim'e iksir diyor. Ne gördü çocuk kim bilir? Dediğim gibi hayır mı şer mi Allah bilir. Sevda mı, bela mı? Onu da kimse bilmiyor ha Tahir'im. Askerdeyken Karadeniz'e hasrettim. Ders olunca geldim ha bu kayaya oturdum. Nefesi görmek... Sevda mı, bela mı bilmem ama... Gurbetten dönüp Abu Deniz'e bakmak gibi abi. Tahir'im. Nefese bakamam. Onu biliyorum. Ben de susup Abu Deniz'e bakayım. O yüzden kusura bakma, müsaade et abi. Sen de sus, değil mi? Mutlu bir çocuktum, evet. Ne? Ha. Ahar evriv geliği. Vur da vur. Yaramaz mıydı mutlu çocuk? Abimi delirtirdim. O atladığımız uçurum var ya... ...buradan atlayıp dururdum. Bir de Crane'in tepesinden inmezdim. Crane ne? Ha bu. Ya senin onun tepesinde ne işin var çocuk? Kal. Ne? Duydun işte. Bir yere gitme, kal. Ne? Kal, yerleş. Yiğit okula yazdır, buralı. Neden? Neden?
Çünkü daha çok iş var. Sen de açtığım yaraları saracağım filan. Sen bende bir yara falan açmadın. Açtım. Tam da burada. Ben... Yara da yok. Sarmana da gerek yok. Abimi sevgilim zannettin, delirdin. O da geçti gitti. Sevdiğin de olabilirdi. Demek isterdim ama yok, demez. Hayır, biz bunları konuşmasak olmaz mı? Konuşmuyoruz. Susuyoruz onları. Sadece kal. Kalamam. Kalırsın. Of. Tahir, sen aklına estiğini yapan ayarsız bir adamsın. Ya sen kalırsın deyince ben kalacak mıyım sanıyorsun? He, sana ayrım. Hayır. Ben 8 sene işkence görmüş, umutsuz bir enkazım. Kurtarılacak bir masal prensesi değilim. Bizden masal olmaz. Olmaz Tahir. İmkanı yok. Olmaz. Bizden masal olmaz. Ama senden destan olur, o ayrı. Daha sorduk mu? Sormadın mı? Sormadım, sormayacağım. Susacağım o mevzuları. Bak, bana düşen bir tek seni o Vedat şerefsizliğinden korumak. Sürmer'e de öğrendi mevzuyu. Onlar da arkanda artık. Haydi da nefes. İnat etme, kal burada. Hayatını burada kur. Ben hep kendim kaçmayı ayarladım. Yani Yiğit'le birlikte hayatımızın sonuna kadar kaçarız diye düşündüm. Öyle planladım. Yani diğer diğer beni peşinden koşturacaksın. Sen tamam da o Vedat'ın peşinden koşmak hiç hayalini kurduğum hayat değil. Bir de asıl. Asıl. Adamdan ayırma, kurban olayım da. Ula ben seni bu kuzuyla tek bırakır mıyım dangoz? He kuzu he, hiç kuzu görmesek. Asiye abla. Kızım sen ne yaptın? Ben çok özür dilerim. Niye atladın merminin önüne? Sen o yüzden mi kızdın? Ben de sandım ki. Ne sandın? Ben canım dediklerim için kızdın sandım. Ulan niye kızayım ona? Yanlış bir şey mi dedin? Demedin. Allah'ın verdiği cana bunu nasıl yaparsın dedi. Sonra tuttun kendin aynısını yaptın. Bana atılan merminin önüne atladın. Ne alakası var ya? Aynı şey mi? Ulan kafayı yiyeceğim. Netice aynı mı? Aynı. Ya Murat yetişemeseydi? Ya o mermi sana gelseydi? Sen kendini bana niye süper ediyorsun? Çünkü sen vurulacaktın. Vurulurum vurulmam sana ne? Niye kahramanlık yaparsın? Ha, aramızdaki tek kahraman sensin değil mi? Laf sokma bağ. Sen de bağırma bağ. Şimdi merminin önüne atlama. Ne oldu deli Tahir? Korktun mu? O yüzden mi bas bas bağırıyorsun bana? Korktum la, korktum. Geberdim, öldüm, oldu mu? Osman hocam. Siz orada mıydınız? Hepsini mi? Merminin önüne atladığını. Kim o kimse? Saydım. Ula bas git. Bana bak Nazar. Zaten sana ayrı ayarım, şansını zorlama. Sıktığın mermi nefese gelmedi diye şükret ve çekil yolumdan. Deli misin ya? Babam içeride, dur. Ben de zaten baban evdedir diye geldim sabahın köründe. Selamın aleyküm. Ne işin var ula senin buraya? Aleyküm selam. Geçmiş olsuna geldim Cemil abi. Malum hastanede diyemedik. İnfaz işleriyle meşguldünüz. Sen bana posta mı koyuyorsun? Senin yüzünden kızım yeter buraya. Gel o suçu paylaşalım Cemil abi. Ne diyorsun ula sen?
Ben Mercan'a ne istediğini sormadım. Kafama göre estim. Sen de kızına ne istediğini sormadın. Parmağından yüzüğü çektin çıkardın. Gel biz seninle bu konuyu hiç konuşmayalım Cemil abi. Yani kızım benim yüzümden bileklerini kesti öyle mi? Cemil abi Mercan'ın yanında tartışmayalım bu konuyu. Sen bir ara gel bana uğra. Yerimi biliyorsun. Ben sana anlatayım tek tek ettiklerini. İyi misin Mercan? Geçmiş olsun. Sağ ol, iyiyim. Sana da bu ettiğinin hesabını soracağım. Yırttım sanma. Ama önce iyileş, tamam mı? Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Seni burada gördüğüm iyi oldu Mithat abi. Ben de buradan çıkıp yanına gelecektim. Ben de buradan çıkınca senin peşine düşecektim. Hayırdır? Lan Huyar ben sana kaç kere söyledim? Sözlü adamsın. Yanmaz yakarsın. Sonra da Mercan'ı yaktın. Rahatladı mı için? Ulan yine mi? Boğuldum da. Ulan dayı oğlu sen bunu ufakken dövecektin. Dövmedin ya işte böyle oldu. Hala geç kalmış sayılmam halamın oğlu. Ya işte. Ander kalsın abi yüreği. Kıyam ayrım. Ne diyeceksin? De bakın bana. Nefes burada kalacak. Temelli. La yuh! Yuh! Yok yok. Dövecek. Dövmedin böyle olur. Oo Tahir Bey. Sözlüyken bu kadar aşındırmadın kapımızı. Hayırdır? Nazar. Sana ağzının payını verdim say git ablanı çağır. Yok ablam. Güle güle. Nazar. Mercan. Hadi hazırsan çıkalım. He tabii çıkın. Babam da hep bugünleri bekliydi zaten. Şey Nazar haklı. Babam duyarsa. Ulan ne oldu şimdi? Telefonda tamam dedin yemeğe. Geleyim misin gelmeyeyim misin? Ben pek aç değilim. Şurada konuşsak olmaz mı? Fe subhanallah. İstersen çeşme başında buluşalım Mercan. Çeşme başında sevdalar buluşmaz mı Tahir abi? Mercan yürü yoksa kardeşin elimde kalacak. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yeter. Mayum. Fotoğrafçım fotoğraflarınızı çekmiş. Bak Mayum. Sağ çarşı listesi vereyim şimdi bir yapalım. Bir kilo hamsi. Sabah Naciye garsu geldi bize. Üç tane yufka. Dedi Tahir nerede adı? İstanbul'uyla mı gali? 10 tane yumurta. Benden laf alamayınca. Çeyrek porsiyon kocasını salmış sahalara. 3 bağ kara lahana. Uşağım bakma sana.
Nasılsın abicik? Yok, ben böyle iyiyim. Bak büyüğümsün, camdan tutup çıkarmayayım. Cemeye gelmiştim de. Minare resmi çekmeye mi? Alayım ben o telefonu. Uyy, yengesinin delisi sıfatına. Sence ben seni de o telefon gibi yola çarpar mıyım abi? Bence çarparım. Cevap? Çarparsın. Eğer o kızın hakkında yalan yanlış laflar yayarsanız, ben bütün köyü ateşe verir miyim? Verirsin. Ateşin ortasına da röntgencileri koyar mıyım? Cevap? Koyarsın tabii uşağım. Güzel. Buyur abi, selametle. Devrinin deposu nerede? Müsaade et. Selamün aleyküm. Ne işin var lan senin buraya? Ve aleyküm selam.
Ne selamı lan, ne selamı? Silahla dayanmışsın kapıma. Estağfurullah, silahla dayanmadım. Yabancı değildir. Sen mallarını getirdim. Yalnız güzel makineler. Senin diye söylemiyorum. Bugünkü sevkiyatını aldık. Depon da bizde. Aa, bir de bir telefonla sahil güvenlik açıktaki gemini basacak. Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki Vedat'ın abimden çaldığı paraları senden tahsil ediyorum. Şimdi sen seç daha deviren. Ya malların ya paran. Lan silah! Uy! Sonunda mı oldu? Yengem harpta yok. Al bu paraları, Vedat'taki çeklerini geri al. Ne parası lan? Sağ borcum vardı. Hesap gördük say. Lan bu para ne, bu silah ne oğlum? Sen hangi hesabı görüyorsun lan? Gördük bile. Şimdi seninle hesaplaşalım ana. Sen böyle ne hesabın olur? Nefes karısı senin aklını çeldi. Dediler beraber kaçacakmışsınız. Ben de o sinirli... Ben evden kaçmam, giderim. Bu bir. Nefes benim aklımı çelmedi. Daha gideceğimizden bile haberi yoktu. Bu da iki. Nefes'e sordum. O gidelim derse gideceğiz. Abim. Abim yok. Ben abimi bu para dolu çantaya gömdüm Mustafa Kaleli. Şimdi müsaadenle baba ocağımda uyuyacağım. Belki de son gecedir. Bereketli olsun. Ve aleykümselam. Buyur, birlikte olsun bakalım. Nasılsın bacım? İyiyim Tahir abi, sağ ol. Alabiliyor muyuz bugün kocanın künyesini? Uşağım. Nerede misafir da? Benim vaktim azdı hocam ondan. Aleyküm. Bereketli olsun. Ve aleykümselam. Buyur, birlikte olsun bakalım. Nasılsın bacım? İyiyim Tahir abi, sağ ol. Alabiliyor muyuz bugün kocanın künyesini? Uşağım. Nerede misafir da? Benim vaktim azdı hocam ondan. Efendim yanga, söyle. Ha abi, bir şey diyeceğim de. Ya bu Cemil var ya, Merzan'a tokat atmış. Ne? Ya bu silah işini komsilediğini öğrenmiş herhalde. Sen nereden biliyorsun? Ya abi onu sonra konuşuruz da. Kız fenaydı, ağlıydı ha. Tamam aslanım. Hadi sen kapat, kapat. Ula Cemil daha devirin. Senin ben kanını şi... Tayfa! Sevkiyatı durdur. Sizi de buraya kadar yorduk beyler. Ama bu mallar sahibine gidecek. Ulan ne yapar? Yaklaşma reis. Kızına bunlar yüzünden mi el kaldırdın lan? Şerefsiz herif. Hayır. Uşağım delirdim. Delirdim la. Delirdim bu sefer, en saftan delirdim. Yetti da. Her şerefsizin gücü kadına mı yetiyor la? Bana da yetti. Evladım, sakin ol. Yok, olamayın. Hayır. Sen benim adımı kim koymuş, biliyor musun reis? Kim? Babam. Demiş ki sonra da bu böyle olmayacak. Önüne bir de deli eklemiş. Adamı haksız çıkarmak olmaz, he mi reis? Adamın bir bildiği varmış, he mi reis? Karadeniz deli Tahir neymiş görecek, he mi reis? Yetti de diye deliren adama vebal olmaz, he mi reis?
Nefes, etme. Asıl sen etme Tahir. Gurbete gitsek ne olacak? Ailen olmayacak. Memleketin olmayacak. Denizin olmayacak. Nefes de sana yer olmayacak. Ha, konuşuyor muyuz o mevzuları? Eyvallah ula. Geberiyorum ulan, geberiyorum. Ama karşılığında bir şey bekliyor muyum? Yok. Yârim ol diyor muyum? Yok. Benimle yanmana razı mıyım? Yok. Bir enkazda sevdalanıyorsun. Kıyamıyorum. Sevda benim sevdamla. Sahne. Sen karışma. Gidelim buralardan. Kimse canını yakmasın. Sen bir tek iyi ol. Bana yeter. Sen şunu bir kalın kafana sok. Geberttim lan seni. Senin de yiğitliğin namlunun ucuna kadarmış ha Tahir. Yiğitlik. Sıksana. Sıksana lan. Nerede lan senin manyaklığın? Çeksene tetiği. Şansını fazla zorlama küçük kaleli. Nefes'in abisini vurmak kolaydı değil mi? Nereden vurdun lan adamı? Yoksa buradan mı? Yok ya. Sırtından vurmuşsundur. Sen de bir adamın gözünün içine baka baka tetiği çekecek yok. Abine dua et yoksa seni. Salih'i vurduğum aynı yerden vurmaktan şu anda büyük keyif alırdım Tahir. Abin demişken. Sana bir mesaj gönderdim Mustafa ile ama sanırım almamışsın. Nefesle. Kaleli konağa yerleşelim diyorum. Balayımızı da senin odanda yaparız. Ne dersin? Bak Vedat Sayar. Eğer ben hayattaysam senin korkundan. Eğer sen hayattaysan benim Allah korkundan. Ama o Allah'ın merhametine sığınıp senin beynini patlatmama az kaldı. Bu aralar çok deliriyorum. Bırak deli Tahir kalayım. Beni katil Tahir etme daha. Etme.
Hayırlı nöbetler, kolay gelsin. Oo Tahir kardeş, sağ ol. Mithat başkomiserim bizi senin kızın başına dikti vallahi. Kolaysa senin başına gelsin. Ya, benim kız değil de İhsan abi. Mithat abi bahsetti. Eyvallah, sağ olasın. Tabii tabii. Ben de gecenin üçünde giderdim hanımın penceresine aslanım. Utanma hadi, geç, geç. Yakalanırsın. En az 20 sene yatarsın. 24. Allah ömür verirse 24 yıl sonra görüşürüz reis. Eyvallah. Tahir! Delirirsin dedim. O şeyi görmüyorum. O karanlık yatakta olmuyorum hiç. Ama doğum yaptığımı görüyorum Tahir. O odada. Kelepçede. Tek başıma. Bugün doktor... Umut'un... tecavüz çocuğu olması... ona olan duygularımı etkiledi mi diye sordu. Kalk etmiş o herif! Yiğit! Tecavüz çocuğu değil! Yiğit yetim! O şerefsiz hem sana dokundu, hem oğlunu elinden almaya kalkıyor. O herifin yaşaması bile haram. O çocuk yetim. Değilse de ben onu yetim etmesini bilirim. Tahir, biziz. Yiğit'in yer. Yiğit'in Tahir abisi var artık. O şerefsiz yetim babası değil. O aşağılık herif Yiğit'i senden alamayacak. Ula ödüm kopay. Her sana sarıldığımda
Bir an için bile olsa sana o herifi hatırlatırsam ben ölürüm. Hiç öyle bir şey olmadı. Aklıma bile gelmedi. Daha düne kadar olmayan Vedat'ı da görmüyordun. Ula en iyisi. Ben bu herifi öldürürüm. O cehenneme gider. Ben hapse girerim. Sen de rahat bir nefes alırsın. Oh bitti gitti. Delirdin mi Tahir? Bak sakın ölüm. Bak sakın. Tamam mı? Sakın öyle bir şey yapma. Sen katil olmayacaksın. Anladın mı? Tamam. Tamam bakarız. Tamam. Tamam. Haydi. Haydi girsen eve haydi. Sen hangi akla hizmet Vedat'ın yanına gidersin? Ben sana o herife yaklaşmayacaksın demedim mi? Ben sana beni korumayacaksın demedim mi? Çok şükür. Sakın kal orada. Acayip sinirliyim nefes. Sakın öyle bakma. Sakın gülme. Sakın şirinlik yapma. Sakın suyuma gitme. Sakın beni yumuşatmaya kalkma. Tamam. Sen nasıl? Nefes şöyle durma. Nasıl? Esmem de güllemem de başın gözün üstüneymiş gibi durma. Ama öyle. Senden ne gelirse gelsin benim başım gözüm üstüne. Nefes. Bir ağız tadıyla dellendirmiyorsun ya. Ben şimdi Yiğit'i özledim. Hadi içeri gir pencereyi aç bana. Ne? İçeriye gir pencereyi aç Nefes. Berra'nın yattığı odadan girecek değilim herhalde. Haydi. Ula ula. Ula ula. Ula ula. Ula ula. Sia sia. Şahidiz. Babamın kusuruna bakma. Eyvallah İdris. İdris, ben ararım sizi. Sen nereye? Yiğit'i alacağız. Haydi beraber alırız, oo, haydi. Dünyalara bildirdi. Gültekin abi geç haydi, önünden ye. Geç haydi. Bal bal ye, bal bal ye. He ulan. Öyle arabanla evli garip dolaştır köyünüzü. Aferin Tahir Uşağımsa. Adımlaşmadık ne oldu? Adamı zorla delirtiyorsunuz. Yengem meydanda yok. Uşağım, insanlar bakay, bilmezler şimdi. Bizi Allah biliyor, insanlar bilmese de olur. Bundan sonra meydanda yok, yerse. Oyunu daimi velayete almak. Yahu nasıl bu kadar eminsin? Çünkü o beni istiyor. İsteyemez.
Almak şöyle dursun, o herif seni isteyemez bile. Aklından geçiremez, hayalini bile kuramaz. Tahir, sakin. Yok. Yok, olan ayrı. Olman lazım. Çünkü hiç hoşuna gitmeyecek bir şey söyleyeceğim. Nefes etme. Ben bu daimi velayeti alana kadar biz hiç görüşmeyeceğiz. Nefes. Berrak gitti zaten. Benim için bir tehlike kalmadı. Bu gayri ahlaki hayat olayı için Vedat'a koz vermeyeceğiz. Görüşmeyeceğiz Tahir. Yiğit yok. Gelip gelmeyeceği belli değil. Sen yoksun. Nefes, ölürüm. Nefes, bana bak. Bana bak, Nefes. Sana dedim, Yiğit'i de seni de o şerefsize vermiyorum dedim. Kaçıyoruz. Ve sen itiraz etmiyorsun. Kaçmıyoruz. Nefes, Vedat elindeki o fotoğrafla Yiğit'i senden alır. Sen bunu anlamıyor musun? Ben seni ailenden, toprağından ayırmayacağım. Sen bunu anlamıyor musun? Seni kendimle beraber yakmayacağım. İyi. Ben kendimle beraber seni yakarım o zaman. Evleniyoruz. Ne? Sen saçmalıyorsun, olmaz. Büyük ihtimalle. Ama evleniyoruz. Hayır. Sorduk mu? Evleniyoruz dedim, bitti. Yiğit için evleniyoruz. Olmaz. Nefes, bak eğer evlenirsek canını çok yakarlar, biliyorum. Ama o şerefsiz Yiğit'i senden aldığı an sen ayrı yerde yanacaksın. Ben ayrı yerde yanacağım, Yiğit ayrı yerde yanacak. Madem her şekilde yanacağız, gel beraber yanalım be. Gördün mü bak? Vedat'ın arabası işte. Psikopatı. Bak lan bak, nereye gidiyor bak. Ya aga, bir inersen tepemden bakacağım işte. Allah Allah. Bir sal beni ya, bir rahat bırak. Hava. Ne yapıyorsun lan sen burada? Mobese kayıtlarına bakıyoruz abi. Bu kim? Askerlik arkadaşım. Lan oğlum, yiyor musun sen beni? Abi vallahi askerlik arkadaşım. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube'den Ali ben. Kimlik, kimlik. Ne işi var burada? Nefes'in kayıp kızını bulmama yardım ediyor abi. Nefes'in kayıp kızı mı var? Vedat kızdan saklamış. Nefes öldü biliyor. Sen nereden biliyorsun? Gemide söyledim. Lan bana niye söylemedin? O kadar sordum ben sana. E abime söylerdin. Şimdi neden dedin o zaman? E abi bastın, ne yapsaydım? Sen yine de abime söyleme. Söylemem, söylemem. Lan bir çocuklu dul kadını aldın diye ortalık ayağa kalktı. Şimdi iki çocuğu olduğunu öğrenirlerse ne olur? Abi. Ne fark eder ki başkomiserim? Biri çocuk da öbürü değil mi? Koçum sen bizim buraları bilmezsin, o yüzden karışma. Tamam, tamam. Sen çık. Ben Ali ile kayıtlara bakarım. Detayları o verir. Malum, her şeyi biliyor ya. Yok abi, ben de buradayım. Bak oğlum, burası yasak, yasak. Siviller giremez. Lan delirtme beni, atarım içeri ha. Tamam aga, biz hallederiz. Hadi. Ha bu arada Cemil'den uzak dur. En azından Mercan tehlikeyi atlatana kadar. Kızı sana sevdasından kendini astı diye adam kudurmuş. Oğlum Mercan kim lan? Ne sevdası? Nefes değil mi seninkinin adı? Onu da ben anlatırım sana koçum. Tahir'in mevzuları sabaha kadar bitmez. Çıksana lan dışarı! Nefes. İyi misin? Nefes bak, içeri geliyorum. İyi, öyle olsun. Nefes nerede? Odasında değil mi? Odasında olsa niye sorayım? Nerede bu kız? Mantıklı. Bir yanlışın olmasın, iyi baktın mı abi? Ula delirtmeyin adamı, boncuk mu bu? Koca insan. Bir bugün iki karı evden mi kaçtı? Ana gelme üstüme, nerede lan bu kız? Tövbeler olsun. Doktor Volkan'a mı gitti? Volkan mı? He, bana gideceğim dedi. Dedim ya Taylan ya ben lan. Ama sonra o kaybana karılar gelince... O da maçı kayırım dedi. Demek çıkmamış mı? Ulan ben seni buraya boşuna mı diktim? Abi vallahi görmedim ya. Kadınlar gelince ben de odama gittim. Yengem de odasında deyince... Vay ben senin yapacağın iş... Şu kızı alıp geleyim de bakalım gömüyor muyum ben seni o odana?
Ben de geleyim mi abi? Fatih! Dün gece kızım kumaya gir. İndir o silahı. Ama bir şey olursa beni öldürme, yemin et. Kızın benim yüzümden kendini asmamış olabilir. Belki de Vedat onu öldürüp seni benim üzerime salmayı planladı. Kalmamak için yalanlar, iftiralar hep hayır efendi. Senin gibi bir şerefsizden de bunu beklerdim. Ben ölümden korkmam. Ama yarım kalan bir işim var. Müsaade et onu bitireyim. Sonra ben gelirim sana, çıkarım karşına, vurursun. Hemen öldürmeyeyim yani. Olmanı isteseydim, kalbini birkaç santim öteden ıskalamazdım. Mercanım orada can çekişi. Sen de burada yavaş yavaş öleceksin. Kızıma yaptıkların aklındayken çıkacak o son nefesin. Oğlunu kaybedecek.
olarak da sahtecilikten yargılanırsa hangi mahkeme ona oğlunun velayetini verir? Eğer ben Ceylan'ı kaybedersem sen de Nefes'le Yiğit'i kaybedersin. Ama ben şimdi sana bir seçim soruyorum. Sen seç. Nefes'ten hangi çocuğunu alacaksın? Ceylan'ı mı? Yiğit'i mi? Seçim senin. Yavaş. Hatay bak çok korkuyorum. Nefes. Esas ben burada tıkılı kalırsam kork benden. Boğaldım da, boğaldım. Tahir, bak hiç iyi görünmüyorsun. Bana bir şey olmaz. Dedi gözlerini açamayan yaralı kaplan. Hatun, senin dilin mi uzadı? Bir laf sokaysın. Ne oldu? Sustun kaldın. Öyle dandiye hatun denir mi ya? Hastane tarihine en deli hasta olarak adımızı yazdırdık. Haydi hayırlısı. Amin yengez, amin. Bas haydi. Haydi 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 vira. Haydi 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 vira. Haydi 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 vira. Haydi mi sen? Ha ben. Bir zamanlarımda Zehra Koğlu'dum doğru. Ama genelde başkomiser Ali. Basın lan geri. Devrim içi var içeride. Haydi 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 vira. Tek yanlışınız da buraya polisi yarım akıllı olun. Haydi 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 vira. Haydi 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 vira. Haydi 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 vira. Haydi. Çabuk ayaklanmışsın. Çok şükür. Haydi. Ne işi var senin burada? Oruç kafaya hiç çekilmiyorsun Eşan. Bir bağırma. Yiğit! Nasıl kalmayacağım zaten. Yiğit'i alıp çıkacağım. Yiğit! Yiğit'im! Tahir abi. Ali! Ceylan'ı ve Yiğit'i alıyorsun. Şimdi gelen arkadaşla çıkıyorsun. Ama... Uzatma Berrak. Bir dakika bir dakika. Sadece Yiğit'i alma hakkım var. Berrak'la Ceylan'ı hiçbir yere... Daha sorduk mu Eşan Hanım? Sormadık. Ne supply'sın? Buyur Devrem. Al bu üçünü abi al. Bir dakika sen sarhoş... Taklidi yapalım. Komiser Ali. Memnun oldum. Haydi abi çıkın siz. Ben birazdan geliyorum. Hadi bakalım gençler. Vedat'a haber verdim. Ha, ben de tam onu diyecektim. Vedat'ı çağır diyecektim. Vedat bunu yaptığımız için bizi pişman edecek. Tahir'in planı sağlam olmasa sizi riske atmaz. Sakince yürüsen.
Anlaşma karşılıklı yapılır Vedat. Biz anlaşmadık. Sen şartını sundun. Şimdi de ben şartımı sunacağım. Ondan sonra anlaşmaya başlayacağız. Karımın abisi ve babamdan sadece... Olamaz, Mustafa sana itirafı mı verdi? Ben Nefes'in hapse girmemesi için senin şartını kabul ettim. Sen de hapse girmemek için benimkini kabul edeceksin. Hapse girdiğim an seni gebertireceğim. Hapse girdiğim an seni gebertireceğim. Sence benim canım umurumda mı? Belki senin canın umurunda değil. Nefesin de mi canı umurunda değil? Çok boş yapaysın. Sen Nefes'i Gürcistan'da bile öldüremedin. Çocuklarına da bir şey yapmazsın. En kötü sen hapse, ben mezara gireriz. Karım da çocuklarıyla rahat rahat yaşar. Bir kaleli gelini olarak. Ne istiyorsun? Şimdi anlaşmaya başladık. Yiğit'i her aldığımda Ceylan da Berrak da benimle gelecek. Nefes bilmese de kızıyla zaman geçirecek. Yiğit kardeşinden ayrılmayacak. Sadece hafta sonları. Ve Nefes'in hiçbir şeyden haberi olmayacak. Şimdilik. Velayeti aldığımızda şartlar değişecek. Ve bir şey daha. Eğer bir daha Berra dokunduğunu, onu cezalandırdığını, onun canını yaktığını duyarsam, bu itiraf polise gidecek. Diyeceklerim bu kadar. Hadi bana eyvallah. Hiç zahmet etmeyin. Ben yolu biliyorum. İyi geceler yengem. Odasız kaldım. Ne yapalım? Gel bari. Allah razı olsun ya. Karımızın odasına da desturla giriyoruz, iyi mi? Bak ya, laf çarptı, iyi mi? Sarılıp yatmaya. Alıştıranlar utansın. Değilsin. Değilim. O zaman Yiğit'i tamamen aldığımızda Yiğit'i ayrı bir oda yaparız. Bizim de odamız olur. Ulan Nefes. Yürümeyesin, koşarsın. Sana adım atan da kabahat. Adımlarına kurban oldum. Bir tek. Bir tek? Ruhumdaki izler geçiyor diye mi yürüyorsun? Yoksa yürüyeyim. Belki geçer mi diyorsun? Evlenmişsin. Hayırlı olsun. Evlendim. Merhaba, ben Nefes Kaleli. Sen kimsin? Birgül. Çok memnun oldum. Şimdi izninle kocam bana lazım. Neye lazımım? Seni bu kefulların arasına gömeceğim, ona lazımsın. Keful değil, gafur. Fark etmez.
Ona da gömerim. Sen o kadar mı kıskandın ya? Diyorsun ki ne sağ ne bağ, kodik onu toprağa. Vedat daimi velayeti aldı. Şimdi de biz onu içeri tıkarız. Yiğit'i de alıp gidiyoruz, bitti. Hiçbir yere gitmiyoruz. Kız, kızım. Vedat içeri girdiği an seni şikayet edecek. Belki de etmiştir bile. Sen hapse mi girmek istiyorsun? Dün bana sorsaydın, senin mezara benim hapse girmemi garantiledikten sonra değil. Oğlumu sensiz ve bensiz bıraktıktan sonra değil. Gir içeri. Ne? Gir içeri, kır dizine otur, beni bekle. Sen kır dizine otur. Ben içeri falan girmiyorum. Ali! Nefes sana emanet. Yiğit alıp geliyorum. Sakın çıkmasına müsaade etme. Значит, друзья, да, Давирана. Однако только что мы с ним поговорили. Он сказал, что знает вас. Ne dedi? Cemil'le konuşmuş. Bizi tanımadığını söylemiş. Zarf atıyor yer. Cemil hapiste. Onunla konuşamaz. Ya bir şekilde konuştuysa? O zaman şu arkadaki yarmayla sakallı bende, gerisini siz paylaşın. Aman ne güzel plan yaptın. Bir kelaynağı da ben yerim. İdris, Cemil'in hapiste olduğunu söyle. Yemesinler bizi. İşimize bakalım. Bizi, beni ve ailemi Rusya'ya kaçırıp kaçıramayacaklarını sor. Cemil, ne mu okon garavit fütürmü? Tipiye, sikajı timniye. Что вы хотите, чтобы они отвезли этого человека и ее семью в Россию? Так. Почему он хочет поехать в Россию? Neden Rusya'ya kaçmak istediğini sor. Azılı bir manyak olduğumu söyle. Burada öldürecek adam bulamadım. Şansımı bir de Rusya'da deneyeceğimi söyle. Lan ona ne? Bizi kaçıracak mı, kaçırmayacak mı onu sor. Ateş de tu. Ego, sevdi seni. Sevme lan beni. Yer herif, ateşli ne dedi ha? Что? Он поссорил с женой, поэтому такой. Вы не обижайся? Давай о подробностях я поговорим, давай. Хорошо. Давайте поговорим о деталях работы. Но это обойдется вам очень дорого. Pahalıya patlamış. Ula ben şimdi onu bir patlatacağım. Moskova'da iftar açacaklar. Manyak mısın lan sen? Sağa sola dalacağım diye gidip Rus mafyasına çatıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Eyvallah abi, sağ salim dönüydük. Zevzekliği bırakın da sor bakalım, kaç para? Kaç para? 100.000. 100.000. Gitmeden bir konuşayım istedim. Ailesinin başında dursun. Benim de aklım geride kalmasın istedim. Nasıl, münasip mi? Hala gideceğim diye ya. Koyacaksın kafasına kombosu. Tahir, hani biz bir iddiaya girmiştik ya. İddia? Top sektirme iddiası. Anne sen de gelsene. Anam ne anlar oğlum futboldan? Hiç de bile. Bir kere acayip top sektiriyor. Kaç tane sektiriyor ki? Bir, üç, hiç. 20. Yuh, hayatta inanmam. Bence yarışma benimle. Hadi bakalım, hodri meydan. Beşten fazla sektir, dile benden ne dilersen. Ama beşte kalırsan, dün gece konuştuğumuz şeyi kabul edersin. Söz mü? Söz. Yiğit şahit. Bence çok kötü bir anlaşma yaptın Tahir abi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki. Ya pardon ya. Yağmur seviyordu değil mi? Ben biraz fazla kaptırdık yani. Dedim sana Tahir abi, annem kazandı.
Ne olmuş o iddiaya? Ben kazanmıştım ama bir şey istememiştim. Şimdi istiyorum. Gitmiyoruz ve burada kalıyoruz. Nefes. Böyle ciddi bir kararı böyle saçma bir iddiayla almayacağız herhalde. Niye? Sen o saçma iddiayı kazansaydın beni zorla götürecektin ya. Yengem. Kuyruğu kaptırdım vallahi. Aferin gelin hanım. İddiadan dönülmez. Dönenin gazçı gir olur ha. Abi gaz vermeyin şuna ya. Gidiyoruz Nefes. Sen başka bir şey iste. İsteğim belli. Ha, ama sen sözünde duramayacaksan bize söyle. Biz de gözümüzde deli Tahir'i büyütmeyelim. Ne diyorsun? İddia sonucuna katlanıyor musun? Yoksa kıvırıyor musun? Hay kafam. Cevabın? Tamam. Ama hapse gireceğini anladığım an elini kolunu bağlar kaçıyorum seni. Anlaştık. Çak çak anama da çak bir beşlik. Eksik kalmasın. Şebeke kesildiler başıma. Necip'e vurdurttu lan. Ya da hanginiz Vedat'ı onu vurmaya götürdü? Cevap! Ula illa şenlik istiyorsunuz ha. Tamam köpekler. Şenlik bizim işimiz. Ya sen deli misin? Deliyim. Ama biliyorsunuz artık ha. Ben çok sıkıldım bu sorudan. Sıradakini birinizin ağzına sokacağım. Hiç kıskanmayın, hepinize yatacak kadar var. Şimdi, hanginiz Necip'i öldürmeye gittiniz? Hanginiz Necip'in cesedini benim abimin arabasına koydu? Ha bu arada, yok ben bilmiyorum, haberim yoktu, ben yapmadım gibi cevaplar geçerli değildir. Biriniz susarsanız, hepiniz patlarsınız. Bilmiyorum. Biz yapmadık. Vedat Bey kaçınca sabah ayrılan birkaç kişi oldu. Belki de onlardan biri yapmıştır. Ula ben size az önce bilmiyorum cevap kabul etmiyorum demedim mi? Hı? Peki. Benden günah gitti. Şimdi. Ben üçe kadar sayar. İki dedikten sonra ha bu bombayı ortanıza fırlatırım. Artık kimin elinde kalırsa. Bir. Yapma ne olur. İki.
Vallahi bilmiyoruz. Küstü! Hanginiz lan Rüstem? Rüstem burada yok. Sabahı dahi beklemedi. Dün gece toparlanıp gitti. Bence Rüstem sensin. Yemin ederim değilim. Yeter, dur! Rüstem dün bütün gün dışarıdaydı. Bir ara lavabonun önünde gömleğinin kollarını yıkarken gördüm. Kan lekelerini çıkarmaya çalışıyordu. Baba bak. Eğer bana yalan söylüyorsan, ha bu cesedine pamuk yerine bu bombayı tıkarım. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Benzer Rüstem yaptı. Rüstem. Şimdi o Rüstem'in seceresini dökün bakalım İba. Sende. Rüstem denen o şerefsiz ortadan kaybolmuş. Onu bulmadan abimi çıkarmak imkansız. Biliyorum. Esma abla aradı. Mustafa abiyi tutuklayıp cezaevine götürmüşler. Haberim var. Bu işi çabuk çözerim sandım. Hallederim sandım ama... her şey abimin aleyhine. Rüstem bulmak çok zaman alır mı? Bilmiyorum. O şerefsizi bulup Necip'i Vedat'ın öldürdüğünü itiraf ettirmem lazım. Ama herif buhar olup uçtu sanki. 10 güne de bulabilirim, 10 aya da bulabilirim. Bulabilir miyim onu da bilmiyorum ya. Ya çok uzun sürerse? O herifin peşini bırakamam. Ama o arada sen yakalanırsan... Tahir deme. Nefes. Abim içerideyken sizinle gelemem. Ama sizi de burada benimle tutamam. Peki ben hapse girmeye razı olsam? Koruyucu aile sistemi varmış. Devlet çocuğu sosyal hizmetlere verilmiş ama belki sen alabilirsin. Yiğit sen özgür ol diye Vedat'ın velayeti almasına bile razı oldu. Senin hapiste olmana dayanamaz. Ama sensiz olmaya da dayanamaz ki. Sen yanında olacaksın ama. Benimleyken sensiz olması mı daha iyi, seninleyken bensiz olması mı? İkisi de berbat. Biliyorum, berbat. Ama böylesi daha güvenli. Vedat peşime birilerini salarsa ben Yiğit'i nasıl koruyacağım? Deme öyle, ne olur deme Tahir, deme. Senin canın tehlikede olursa ben yaşamam. Ben kendimi korurum. Siz güvende olun yeter. O zaman ayrılıyoruz yani, öyle mi? Yarın biz ikimiz Yiğit'le Rusya'ya gidiyoruz. Ama sen gelmiyorsun. Her şey bitecek yani. Öyle bitecek falan deme. Hiçbir şey bitmeyecek. Ben bir inanmıştım. Ben bir an imkansız olmadığımıza inanmıştım. Hayata yeniden başlayabileceğimizi sanmıştım. Nefes. Etme, gözyaşlarını içime yakaya, yapma. Hayır hayır, yapmayalım. Gel beraber yanalım dedim bana. Yan yana yanamıyoruz. Yana yana mı ayrılacağım? Yarim, karım, nefesim. Bize ayrılık yok. Bize ayrılık yok. Thank you.
bırakacaksın? Ben Sefera'ya bakmam. Gel buraya. Geleceğim ama yanınıza. Yetme şunu da. Ya Mustafa amcayı kurtaramazsam? Ya bir daha gelmezsem? Ya sen geldiğinde ben çok büyürsem? Ya sen beni bir daha tanımazsan? Ben seni bu cennet kokundan tanırım ki ya. Ben seni tanırım yiğidim. O zamana kadar küsüm. Şerefsiz. Ula manyak. Sakın Tahir. Sakın. At o silahı elinden. Makine dairesinden buraya kadar her tarafa benzin döktün. Sonra küçük bir delilik yüzünden gemileri yakmıyor. Bakıyorsan, o şu anda sana yardım edebilecek bir pozisyonda değil Tahir. At şu silahı! Tamam, tamam, tamam. Attım. Vedat, manyak mısın? Bak çocuklar da var. Yapma, çocuklara da mı zarar vereceksin? Evet. Ben de tam bu konuya gelecektim Nefes. Az önce Ceylan'la sarılışınız var ya, resmen yüreğimi dağladı. Neden biliyor musun? Bir annenin hiç görmediği kızına sarılışını izlemek kimi duygulandırmaz ki? Annenin mi? Hayır. Yoksa Nefes'e söyleme. Nefes. Ceylan senin kızın. Hayır. Yalan söylüyor değil mi? Yalan söylüyor de. Hayır, yalan söylüyor de. Vedat! At o çakmağı denize. Ve sana bir soru sordum. Kabalık etmeden cevap. Bunu söylüyorum. Anne!
Genetikten kardeşim mi? Bu kadar duygusallık yeter! Yeter! Yiğit! Yiğit! Kız kardeşini alıp kaptan köşküne giden. Hayır. Seni öldürmeni izlesinler mi istiyorsun Tahir? Yedim. Git. Hayır abi. Kardeşini de al git. Hadi. Kardeş kardeş oynayın, tamam mı? Nefes. Tahir'e kızdın mı sana Ceylan'dan bahsetmediği için? Kızmadım. Tahir söylemediyse bir sebebi vardır. Ama sen manyaksın. Benden yıllarca çocuğumu sakladın. Her şeyi benden bul, tamam mı? Her şeyi benden bul. Sen de sevseydin beni. Nefret etmeseydin. Abiye kaçmasaydın. Ula manyak. Yaklaşma. Yaklaşma! Fiskopat! Yaklaşma! Yaklaşma! Şimdi sana bir seçim sunuyorum Nefes. Seçim senin. Birinci seçenek. Bana dön. Kızımızı ve oğlumuzu alıp buradan gidelim ve beraber mutlu mesut bir aile olarak yaşayalım. Çok beklersin. O zaman ikinci seçenek. Madem mutlu ve mesut bir aile olarak yaşayamıyoruz, o zaman beraber ölürüz. Kimse ölmeyecek. At onu denize! Yaklaşma! Yaklaşma. Aile dedim. Sana ne oluyor? Sakın. Yaklaşma. Bağla şunu. Hayır. Bağla dedim Nefes. Bak benim kaybedecek hiçbir şeyim yok, anladın mı? Sana yakarım burayı. Bağla dedim. Buradan kurtulduğumuzda seni terk edeceğim, biliyorsun değil mi? Tek seni yolda. Terk etme Nefesim, ona da eyvallah. Ceylan'ı söylemediğin için değil ama... sevmeyi sadece korumak sandığın için seni terk edeceğim. Kızımı geride bırakıp... Rusya'ya götürürken bana fikrimi sormadığın için seni terk edeceğim. Senden kahraman olur Tahir Kaleli. Ama senden iş olmaz. Şu halde bile rivrive değilsin ya Nefes Kaleli. Senden cidden destan olur. Muhabbetiniz bittiyse... Tahir. Şuraya çık. Şuraya çık. Ayaklarını bağla. Ayaklarını bağla! Bu ağırlık kemerini kaptan köşkünde buldum. Sanırım senin Tahir. Demek dalmayı seviyoruz. Nefes de dalmayı sever değil mi hayatım? Şunu beline bağla.
bağla! Efes, bir insan suyun altında kaç dakika nefesini tutabilir hayat? Bir dakika. Bence Tahir 2 dakika falan tutar. Yani bu demek oluyor ki Tahir ölmeden önce 2 dakika boyunca bize yaptığı kötülükleri hatırlayacak. Ne diyorsun sen ya, manyak? İt onu denize. Hayır! İt onu denize! Hayır. Nefes. Benim kaybedecek hiçbir şey. Bu gemiyi yakar. Çocuklarını yakarım. Sen seç. Tahir mi? Çocukların mı? Tabii ki çocuklarımız. Gittiğine göre rahat rahat konuşabiliriz artık.